arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle köşeden köşeye çok güzel bir battaniye çalışması yapacağız 3 renk kullanarak ördük battaniyemizi her bir rengi ise 2 sıra örerek tamamladık 2 sıra 2 sıra 2 sırada bir rengimizi tamamladık kenar olarak ise yine trabzandan çok güzel bir kenar çalışması yaptık aradaki görmüş olduğunuz yeşilimizde ise e, zincir sırasını ayarladım. Şöyle göstermek istiyorum. Battanemizi önce bir ölçüsüne bakalım. Ölçüsüyle birlikte battanemizin yapımını da kısaca anlatalım. Şu şekilde bakınız büyük bir battaniye çalışması yaptım. Bu bayağı büyük. 96 santim battanemin kenarlarıyla birlikte tamamlanmış hali. İç kısmı ise 89 iç kısmı yani bu renkli olan kısmı 89-90 santime uygun olarak çalıştım. Daha sonra 90 santim olduktan sonra kenarlarını daraltmaya başladım. Vatanemizin arkasını ben şu şekilde astar çalışması yaptım. gördüğünüz gibi güzel rengimize uyumlu bir çarşaf pamuklu çarşaflardan pamuklu zaten çarşaflardan arkasına güzelce bir çalışmayla battaniyemizi tamamladık yapımına geçecek olursak. Yapımında bu modelimizin adı köşeden köşeye. Yani bir köşeden başlayıp bir kare grubu olarak başlayıp diğer köşemizde bir kareyle bitiriyoruz. Önce en aşamasında aşağıdan bakınız her sırada bir kare grubu artırarak battaniyemizi büyütüyoruz. İlk başlangıcımız bir kareyken ikinci sıramızda 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 yani her sırada karelerimiz artarak modelimiz büyümekte. Burada artışlarımız battaniyemizin uzunluğunu ne kadar istiyorsak o ölçü ulaşana kadar artışlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yani bakınız şöyle burada tamamen artışlarımızı yaptık nereye kadar köşemizin bulunduğu yere kadar gelerek bakınız artışımı yaptım artışlarımın yeterli olduğu noktada artık eksilme işlemlerini yaparak birer birer eksilerek yine uç noktada şöyle bir tane kare bir kare kalana kadar bakın bir kare kalana kadar eksilme işlemini tamamladık köşeden köşeye de battaniyemizi bu şekilde örerek tamamladık ben e, bu ipimde tığ için kullanılan Alize'nin tığ iplerini kullandım. Sizler istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. E, çok çok güzel iplerimiz var. Yani ömürlük evladiyelik olacağı için ya ipten kaçınmamanızı tavsiye ederim. Ya yani, bir de emek veriyorsunuz mümkün mertebe güzel ve kaliteli iplerle e, emeğiniz daha güzel olacaktır, ortaya çıkacaktır. Evet, e, şimdi iki buçuk numaralı tığımda modelimizin kurulumuna bakalım. Modelimizi yaptıktan sonra önce genişlemesini çalışalım. Sonra daralmasını çalışalım. Son olarak ise battaniyemizin kenarının çalışmasını gösterelim. Ve bunu yani battaniyemizin nasıl olduğunu sizlerle birlikte tamamlamış olalım. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu çok güzel battaniyemizi çalışmaya başlıyorum. Kolay gelsin. Hardal rengimi aldım. Zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. İlk önce düğümümü attım. Düğmemin üzerine 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çekmiş olduğum 7 zincirden şimdi geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün içerisine tığımın başını bir defa doluyorum. Giriyorum ve 3 defa da çekiyorum. Bakınız geriye döndüm. Dördüncüye battım. 1, 2, 3 ve hemen bir ilerisindeki zincire giriyorum 1 2 3 tığımın başını tekrar doluyorum bir ileri zincir içerisine giriyorum ve bir tane daha tığımın başını doladım son zincirin içerisine girerek çalıştım şöyle görelim zincirimi döndüm yanında da dört tane trabzanımla birinci karemizi bu şekilde tamamladım birinci karemizi tamamladıktan sonra şimdi bir artışla buradaki karemizin aynısını iki kare olarak ayarlıyoruz şimdi yapacağım işlem ve biraz önceki yapacağım işlem gibi artırma işlemlerinde hep aynı yöntemi kullanıyoruz bütün sıranın başına 7 zincir çekerek başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 Bakın bütün başlangıç yani artırdığımız sürece 7 tane zincirle her sıra başında başlangıcımızı yapıyoruz. Ve sayıyorum 1, 2, 3, 4. Dördüncünün içerisine bir defa başını doluyorum. Tıpkı biraz önce çalıştığımız gibi arkadaşlar trabzanlarımızı birer birer örerek geliyorum. Her kareye bir tane her zincire pardon bir tane örüyorum. Toplamda döndüğüm zincirle birlikte 5 oluyor. 5 tane ördüm. Ve şöyle çevirdim hemen bunu. Bakınız birinin ön yüzüyken birinin ters yüzü olması gerekmekte. Ve çevirdiğim aşağıdaki grubun zincirden döndüğüm bölüm. Bakın ipimiz bu tarafta olacak. Hemen sağ tarafta zincirimizin ki karşı yerde zincirimiz. Zincirimizin içerisine şöyle alttan giriyorum bir tane sık iğne ile buraya kilitleniyorum köşeden köşeye başlatmış olduk ve batmış olduğum yerden 3 zincirimi çekiyorum 2 ve 3 ve tığımın başını doluyorum aynı yere 5 tane trabzanım örüyorum yani zincirimle birlikte toplamda 5 olacak 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm. Evet şöyle göstermek istiyorum. 1 karemiz vardı, 2 karemiz oldu. Şimdi yeniden bir üst sıraya geçeceğiz. Üst sıraya ise renk değiştirmek istiyorum. Renk değiştireceğimizde kapamıyorum. Diğer rengimi alıyorum. Kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimi çektim. Tığımın başını dolayarak geriye doğru sayıyorum. 1 2 3 4'üncüye giriyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 trabzan bir zincirden dönme toplam hepsi birlikte 5 oluyor. Bakın 1 2 3 4 5 beşinde ördüm. Çeviriyorum bir ön yüz bir ters yüz. Buradaki zincirden döndüm. Bölümü altından bir tane sık iğne ile batıyorum. Ve 1 2 3 zincir çekip araya 4 tane trabzanımı örüyorum. Son trabzanımı ördüm. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi yeniden bu zincirimizin döndüğü bölümüme giriyorum. sık iğnemle batıyorum ve yine aynı işlemi yapıyorum 2 ve şimdi üçüncü örüyorum 1 2 3 buraya 4 tane trabzanım örüyorum ikinci trabzanım ördüm 3 ve dördüncü trabzanımı örüyorum ve gördüğünüz gibi üçüncü sıramızda üç tane karemiz oldu artarak devam ediyoruz şimdi dördüncü sırama yavru ağzı rengimle yine devam ediyorum 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 geri sayıyorum 1 2 3 dördüncüye geliyorum trabzanları mı ardı ardına örüyorum çeviriyorum. Hemen burası en sona batıyorum. Üstten zincir 1, 2, 3. Toplamda 5 olana kadar örüyorum. Ve bir sonrakine. Tekrar 1, 2, 3. Umarım anlaşılmıştır. Ya çok çok kolay. Lütfen anlamadıysanız hemen biraz videomuzu başa doğru alıp, biraz da eğer hızlıysam, tabii yeni öğrenecek arkadaşlarımız için yardımcı olmak adına 1-2-3 geriye alıp sardırıp bakabilirsiniz. Evet, şöyle görelim iki sıramı tamamladım 1 2 3 4 3. sıramıza da birlikte başlayalım yine renk değiştirelim çok farklı bir renk alıyorum gri rengimi aldım bakın en son kapanmayı gri ile yapıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 sayıyorum 1 2 3 dördüncüye geliyorum atıyorum birer birer en sona toplamda 5 trabzanımız ördüm 1 2 3 4 ve 5 çeviriyorum hemen yavru ağzımın son kısmına kilitleniyorum 1 2 3 ve başlıyorum trabzanlarımı örmeye Tabii kalınlıkları farklı burada. 1-2-3 aynı marka ürünleri tercih ederseniz ya da birbirine yakın ayarda gayet güzel sonuçlar çıkacaktır. Zincirimizle birlikte toplam trabzan sayısı 5 olana kadar örüyorum. 1, 2, 3. Son trabzanımı örüyorum. Ve bakın bu şekilde renklerimizi ayarlayarak modelimizi kuruyoruz. Şimdi geri dönüşümüzle ikinci kez e, griğimizi de artalım. Sonrasında daralma işlemini de birlikte çalışalım. 7 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 4'e batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. çevirdim. Evet, sona doğru ilerliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, işlemlerimizin tekrarıyla bu şekilde istediğimiz battaniye ya da örtü e, olana kadar artışlarımızı her sırada birer adet olacak şekilde örüyoruz. İstediğimiz ölçüye geldiğimiz zaman artık karemizi şöyle daraltmaya başlıyoruz. Şimdi bakınız iki yanı burası. Karşılıklı iki yanımızı ise eksilerek tamamlayacağız. Şöyle görelim. İki yanımız bakınız bu şekilde olacak. Şuradaki bu ölçüden başlangıç ölçüden en son ördüğümüz bölümü ölçtüğünüz zaman mezurumuzda orayı yani size ölçümüzü gösterecek üstten ölçersiniz şu boyutu ve bu boyutu ölçtüğümüz zaman battaniyemizin olması gereken istediğiniz 80 olabilir 70 olabilir küçük bir şey istiyorsanız tabi 70'ten küçük de hoş değil en küçük 70 olabilir 80 90 100 tabii ki bir metrede gayet güzel ama genelde standart olarak 80 ve 90 e, santim örülmekte. Tabii bu e, genel kesinleşmiş olmazsa olmaz bir kural değil. Herkesin zevkine kullanım alanına ipine göre değişkenlik gösterecektir. Şuradan buraya kadar ölçtük. Artışımız yeterli oldu. Diyelim 80 santim ya da 70 santim oldu. Artık ben e, ölçümü küçültmek istiyorum diyorum ve artık kalan üstle diğer yanı örmeye başlıyorum altta yanın bir ördüm üstle diğer yana da bir örerek tamamlıyorum onun için buraya bitirdikten sonra bir tane zincirim çekiyorum ipimi bu noktada kesiyorum ipimizi kestim Diğer iplerimizde kesip düğümümüzü atabiliriz. Tabii siz bunu ördükçe yapıp kenarları toplayabilirsiniz. Şimdi ipimi buradan kestiğim için yine buradan başlıyorum ki buradaki bakınız bir ön yüz, bir arka yüz, bir ön, bir arka düzeni bozmamak adına ipimi kestiğim yönden renk değişimini yapıyorum. Hardalım almak istiyorum. Hardalımla bakın ipimi kestim. Şuradan başlıyorum bu kesip daralacağım için zincirin bulunduğu noktadan girişimi yapıyorum. İpimi aldım, geçiriyorum, 1, bunu sağ birleştirdim sayalım, 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum ve bu noktaya 4 tane diğer trabzanla örüyorum. Zincirimle birlikte 5 oluyorlar. Yine aynı şekilde sadece burası başlangıcı farklı daralmamızın 5 trabzanım oldu. Yine arada bakınız hep zincirimin bulunduğu noktadan giriyorum. 3 tane zincirle grup başını başlatıyorum ki diğer sırada onun içine örebilelim. 4 ve 5. Diğerine batıyorum. 4 ve 5. Sona doğru aynı şekilde devam edelim. Evet sona doğru ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane griğimiz var. Bakınız altta en sonla birlikte. Bir üst sırada ise 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bir tane eksilme ile başladık. Şimdi burada en sondaki bakınız zincirle döndüğümüz yere gelerek batıyorum. Ve eksilmedeki ikinci sıramı kaydırma yöntemiyle kaydırarak başlatıyorum. Arkasını çeviriyorum. Trabzanımın tepesine tığımın başını girdiriyorum. İpimi ilmeğimden geçiriyorum. Diğer trabzanıma giriyorum. İpimi ilmeğimden geçiriyorum. İpimi alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve en son zincirin içerisine giriyorum. Geçiriyorum. Buradan 1-2-3 bu şekilde geçtik. Bakınız hep bitişlerde yeni başlangıçlarımız bu şekilde kaydırma yöntemiyle olacak daraldığımız zaman. Zincirimi çektim. Trabzanlarımı aynı sayıda örüyorum. Bir sonrakine batıyorum. Buraya kesinlikle sık iğne ile 1 2 3. Sona doğru ilerleyelim. Evet, sona kadar geldim. Şimdi kardırımla olan sıramın sonuna batıyorum. Kapatıyorum. İpimi buradan kesiyorum. Renk değiştirirken kaydırma yapmamıza gerek yok. İpimi kestim. Direkt bakınız. Zincirimin bulunduğu noktadan giriyorum ipimi alıyorum 1 2 3 bir tanesini de bağlantıya saydım örüyorum ipleri kestiğimizde kaydırma yapmıyoruz aynı kendi rengindeyken kaydırmamızı yapıyoruz sona battım. Zincirin içerisine. Bakın tamamlanmakta ve çeviriyorum. Kaydırma işlemiyle devam ediyorum. Aynı renk olduğu için. Giriyorum zincirimin içerisine. 1 2 3 ve doldurmaya başlıyorum. batıyorum. Diğerine batıyorum. Birer birer hızlı örüyorum ki burada işte kesmek de istemedim hep birlikte tamamlayı verelim diye. sonra batıyorum. Bakınız burada 3 2 kaldı. Sadece bir tane bölüm öreceğim. Bunu da hangi rengi ördüysek onunla tamamlayalım. Renk geçişi ya da renk değiştirmeye gerek yok burada. Bitişimizde ya ortayı 3 sıra örerseniz yine 2 bitmesini istiyorsanız ortayı 3 sıra tam ortayı 3 sıra ördüğünüzde burayı da yine 2 olarak bitirirsiniz eğer 2 olarak bitirmek isterseniz yoksa diğer en son kullandığınız rengi ayarlı gelerek bu şekilde tamamlama yapabilirsiniz en sona batıyorum bir tane de zincirimi çektikten sonra köşeden köşeye battaniyemi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakın ne kadar güzel bir e, tabii tabi küçük minimize hali motif hali. Yani bütün püf noktalarıyla çalıştık. Şimdi burada benim yapmış olduğum kenar çalışmasını da birlikte yapalım. Önce bakın iki renkle kullandık. Önce bir rengimizi dörder trabzan dörder trabzan örerek ilerliyoruz yani hepsinde sonrasında ise üzerine zincirimizi diğer rengimizle örerek devam ediyoruz bakın hepsi sadece trabzanlarımızı ördük dörder dörder ve tamamladık şimdi başlayalım köşemden başlıyorum yavru ağzımla önce trabzanlarımı örüyorum İpimi buradan bağlıyorum dört köşesinde çalışalım hemen 1 2 3 tane zincirimi çektim ve toplamda 4 trabzan örüyorum 3 ördüm dördüncü örüyorum burası tam köşe bakınız herhangi bir köşe ve başlıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum hatta üç zincir çekelim battaniyemizde üç tane şöyle çekelim ve aynı yere tekrar üç tane pardon dört tane trabzanımızı örelim. Şöyle görelim dört tane trabzanımızı ördük. Tığımın başını doluyorum. Buraya bakın şöyle köşe olduğu için hemen şuradaki kısma yapmıyorum. Bu köşeyi köşe olarak ayarladım. Hardan rengimin üzerine batıyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. 3 4 zincir çekmiyorum kardan rengimin üzerine dört tane trabzanım örüyorum birisinde yatay denk gelmekte birisinde dikey bir şekilde bakınız birer birer hepsine ördüm şimdi yatay gelenin içerisine giriyorum iplerimi de şöyle gizliyorum 4'er 4'er örüyorum Bakın nasıl hepsini 4 4. Şimdi dikey denk geldi. Aralarda zincir yok. 3 ve 4. Evet burayı da ördüm. Şimdi şuraya yatay örmeden şuradaki yani zincirin içerisine 4 tırabzan 3 zincirimizi örelim. Şöyle ipimi de gizliyorum. ikinci köşe olarak da burayı ayarlıyorum. 4. 3 zincirimi çektim. Yine aynı yere 4 tane trabzanımı örüyorum. 4. Üç zincirim 4 trabzanımı ördükten sonra hemen yanına örmüyorum. Bakın yanındaki kareyi atlayıp diğer kareden devam ettiriyorum. 4 trabzanımıza. Köşelerimiz dışında hiçbir yerde yavru ağzında zincirimiz yok. devam ediyorum onları atlamadan birer birer şimdi bunu bitirdim sayalım diğer ikinci rengimize geçelim bitti sayalım bütün köşelerimizi aynı şekilde köşelerimizi ve trabzanlarımızı örüyoruz gri rengimi şöyle düğüm attım 4 tane zincirimi çektim. 4 zincirimi çektikten sonra 1 2 3 4 batıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. 1 2 3 4 batıyorum. 4 zincirimi çektim. Araya giriyorum. Bakın köşeye. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı yere giriyorum köşe olduğu için. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Diğer 4'e batıyorum çivalarımızı 4 zincirden örüyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 köşemize kadar geliyoruz. Yine 1 2 3 4 köşenin içine ikinci kez batıyorum. 1 2 3 4. Tabii bu aynı işlemleri hep 4 defa devam edeceği için yönleri hep düz yönden örülecek. Şimdi bakın bu şekilde ikinci sıramız yani ikinci renk zeminimizi hazırlıyoruz. Ve bu yeni yuvaların içerisine yeni trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. En sonunda da bir tane kirpikle pipirikle tamamlıyoruz. Ve bu kadar kolay ve e, basit bir çalışma. Aynı zamanda da çok muntazam durmakta gördüğünüz gibi. Şimdi ipimi bıraktığım yerden alıyorum 1 2 3 4 içerisine dörder trabzanımızı örüyoruz sadece köşelerimizi çift olarak örüp arasına zincir çekiyoruz bir sonraki gruba her gruba giriyorum aşağıdaki pembe yani yavru ağız rengimizde bir bağlantımız olmayacak sadece grimizin altından kavrayarak giriyoruz köşeme geldim bakın şöyle olacak köşeme ise yine 3 tane trabzan 4 tane trabzan 3 zincir 4 trabzan olarak örüyorum Dört, bir, iki, üç, İki. 3 4 Devam ediyorum. Bakın köşemizde yaptım. Köşemize bitene kadar çift olacak ki e, battaniyemizin kenarı büzülmesin, derli topla çok muntazam olsun. Tüm kenarları örüyorum. Kenarların tamamını kaç sıra istersek görüyoruz. Bakın burada ben 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. En alt sırayı da sayımlıkla birlikte bakın. 1, 2, 3, 4. Daha kalın da yapabilirsiniz. Ne kadar kalınlaşırsa o kadar da güzel durmakta. 6, 7 gayet güzel durmakta. Tabi ipinizin durumuna ya da göz zevkinize göre örebilirsiniz. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum her iki dörderli trabzan grubunun yani biraz önceki batığım yerin tam üzeri bölüme batıyorum ve burada minik pipirimi yapmak için bir iki üç tane zincirimi çekiyorum buradaki bölümümün ardına batıyorum batığım yerin ardına giriyorum ve yeniden 1 2 3 ve 4 aynı yerin bakın dörder dörder ayrılıyor çok belli batıyorum 1 2 3 4 Bunu en son sırada yapıyor. şöyle ardına geçerek batıyorum. İsterseniz ardına değil şöyle içine de batabiliriz. tam şöyle iki tane ara görülmekte bakın isterseniz şöyle tam arasına da batabilirsiniz. Ardına batarsanız biraz yukarıda duruyor bakın içine batarsanız daha kendi üzerine basıyor. Evet şimdi 3 tane zincirimizi çektim. Tam ikisini bak arasın bakın arasına batıyorum arası daha güzel arkadaşlar arasına batalım. 4 bazı modellerde üzerinde dururken burada üzerine basması daha güzel. 3 her ikisinin arasına battım. Ardına değil ve kapadım. 1 2 3 4 giriyorum. 1 2 3 araya batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 en son bittiği için artık burası burada da çalışmamızı yapıyorum 2 3 batıyorum tekrar 1 2 3 4 geçip şuradan çalışmamızı devam ettiriyoruz en son bu şekilde de işlemimizi yaptıktan sonra 4 tane zincirimi çektim köşelerimin bulunduğu yerdeyim köşelerimize bir değil 3 tane kirpik çalışacağız çünkü dönüşümüz var bakınız bir tane yaparsak modelimiz toparlanır kenarımız güzel olmaz şimdi 4 zincirimi çekerek geldim kapadım her zaman gibi 1 iki, 3 tane zincirimi çekip arasına girdim birinci kirpiğimi çalıştım sonrasında araya şöyle bir tane zincir çekiyorum tekrar buraya giriyorum üzerine 1 2 3 zincirimi çektim yine araya giriyorum ikinci kirpiğimi yaptım her kirpik arası da bir tane zincir çekiyorum kirpiğimi örüp 3 zinciri kapadıktan sonra yine bir zincir çekiyorum araya giriyorum üzerine 1 2 3 tane zincirimi çekip araya batıyorum ve şöyle 3 tane kirpikten oluşan bölümümüz oluyor her 3 zincir battıktan sonra araya bir tane de Zincirimizi örüyoruz ki e, tekrar batıp tekrar üzerine kepik çalışmamızı yapalım. Sonrasında dört tane zincirimizde diğer bölüme geçişimizi yapıyoruz ve bütün köşelerimizde de bu işlemimizi tekrar ederek bitiriyoruz. Evet, bütün aşamalarını sizlerle birlikte çalıştık battaniemizin çok güzel, çok şık bir battaniye oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizler de benimle birlikte örersiniz ve örmekten son derecede zevk alırsanız inşallah. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.